Eski ekibimi bir araya getirdim. Hatta daha fazla kovanlı ile karşılaştım. Onları da yanımıza aldık. Ve burası bize dar gelmeye başladı. Şeklerin bu şehrinden gitme vakti geldi. Artık kendi şehrimizi inşa etmeliyiz. Kendi güvenliğimizi sağlamalı, kendi paramızı kazanmalı, kendi yemeklerimizi yetiştirmeliyiz. Bizimkiler para kazanmak için madenlerde çalışıyor. Ben de üssümüzü kurabileceğimiz güzel bir yer bulmak için etrafı keşfe çıkıyorum. Kutsal İmparatorluk topraklarına çok da uzak olmaması gerekiyor. Çünkü geliştiğimizde alınacak bir intikam var. Şöyle güzel tatlı bir yer bulmak için etrafa bakınmaya başladım. Biraz bakındıktan sonra işte burayı buldum. Hem arazi düzdü hem de içerisinde bakır ve demir kaynakları vardı. Bir kutsal askeri üs var, oraya da yakın. Yani ileride oraya bir saldırı da yapabilirim. Tek sıkıntı şu, kurulacağım mekanın tam tepesine çöreklenmiş bir toz aydutu grubu var. Buraya kamp kurmuşlar. Güvercinlerle bizim ekibe haber saldım. Hemen buraya gelin dedim. Çünkü bunları ortadan kaldırmamız lazım. Kampın bir tık devamı varmış. Sayıları bir çarpı 3-5 falan oldu yani. Yani güç olarak biz daha güçlü durumda olsak da sayı avantajı bariz bir şekilde onlarda. O yüzden bir yol istasyonuna uğradım. 4000 kete 2 gün boyunca bu paralı asker grubunu kiraladım. Ki kendileri çok sağlam çarlar. Tam yolda giderken bir aç haydut grubuyla karşılaştık. Tabii ben kavga etmeyelim, dövüşmeyelim falan dedim ama bizim paralı askerler beni dinlemedi. Çatırıştır girişmeye başladılar. Ben de dedim bari bir destek atayım. Paralı askerler tabii biraz fazla güçlüler. Aç haydutlar da biraz fazla güçsüz oldukları için ortamda çok feci bir katliam dönüyor. Aç haydutların sayısı bir de 3 katımız falandı ama hiç öyle hissettirmedi. Vallahi adamları çatırştır kestiler. Şimdi sağlam bir ekip haline geldik. Tabii bizim ekibimize katılan kovansızların silahı zırhı falan yok ama onlar da ellerinden geldiğince sopalayarak falan dikkat çekerek bir destek verirler. Bu haydut grubunu ortadan kaldırma vakti geldi. Şu mükemmel gün doğumu eşliğinde romantik romantik saldıracağız şimdi. Şu an haydutlara karşı sayı avantajı bir anda bize geçti. Çünkü diğerlerinin olaydan haberi yok onların. Biz hemen burada başladık çatırıştır götürmeye. Sağ olsun paralı askerlerden biri elemanları uyandırmış oldu. Bizim şu çerçöp çarlar araya almaya çalışıyor ya elemanı. Bunları bir çekilse daha hızlı bitireceğiz de. Yavrum güzelim, seni burada harcar bunlar. Seni burada yerler. Hemen zip yardıma geldi. Peep de geldi. İşte ekip budur. Peep'in elinde de yeniçeri kılıcı gibi hilal şeklinde bir kılıç var ha. Kılıç. Bize de tabi darbe alan çok kişi var, bariz bir üstünlüğümüz yok. Veep abi tabi karizmanın öz evladı olarak bir savaşıyor da bizim elemanlara vurmamak için uğraşıyor biraz. Teke tekte kalsa falan affetmez bunları da. Paralı asker burada 3 tanesini sıkıştırmış, tek başına doğuruyor. Kral yanındaki okçuyu umursamıyor bile. Ve kamplarını yok ettik. Maalesef savaş sırasında hep bir kolunu kaybetti. Kamplarını dağıttıktan sonra bir rahatlayalım, bir yemeğimizi yiyelim diye yol istasyonuna gidiyoruz. Yine biraz yaralandık tabi. Dostlarımızı kucakladık. Paralı askerlerin desteği çok tatlı oldu. Yağmacılardan topladığımız bütün itemleri satıyoruz. Kârımız tam 30.000 ket. 30.000. Aslında bir ara para kazanacağım diye bakır madenlerinde sürtüp duracağıma 5-6K ket yapıp böyle gelip paralı askerleri kiralayıp sonra toz aydutlarını falan kesebilirdim. Sukuyin'e döndük. Çünkü o üssü inşa etmemiz için bazı gereken araştırmalar var. Her şey tam olsun istiyorum. Araştırmalar bitince gideceğiz. Günler süren araştırmadan sonra birçok araştırmayı bitirdik. O sırada maden de kasıp biraz paramızı da arttırdık. Ve artık gitmeye hazırız. Bazı araştırmalar da var ama onlar daha gelişmiş bir araştırma masası istiyor. O da artık yeni bir base istiyor. Gün doğumuyla beraber yola çıkacağız. İnşaat için gereken bazı malzemeleri de satın almaya geldik. Bu ekip için artık hayat yeniden başlıyor. Tekrar en dipten bir kuruluş ama bu sefer en iyisine ulaşmak için yeni amaçlar ve yeni hedefler. Sonunda şu böcekler gidiyor abi. Aynen kardeşim, sonunda. O kadar mutluyum ki kurban kestireceğim
Vallahi lanet gibi çöktüler, virüs gibi yayıldılar ama sonunda kurtulduk. Sonunda base'imizi inşa edeceğimiz alana geldik ama millet haberini mi aldı, ne yaptıysa bir toz aydıtı grubu bizi karşıladı. Ama onlara buranın efendisinin kim olduğunu bir göstermemiz lazım. Yine böyle bir iki ordu birbirine giriyor gibi oldu. Ya bizim ekipte bir elit bir takım var. Onlar tabii koyduğunu indiriyor. Ama bir de bu işlere yeni başlamış zırhsız adamlarımız var. Herifin sol kolu yok mesela. Dövüşmeye çalışıyor. Onlar biraz hasar alıyor. Bir de şimdi seri bir şekilde halletmemiz lazım. Çok da hasar almamamız lazım. Çünkü daha bunlar bir inşaatlara da çalışacaklar. Ya bu bizim çıplaklar. Herifleri oyaladığı için bizimkiler girişemiyor. Aslında onlar olmasa daha hızlı bile halledebiliriz. Wu tek tekmeyle düşürdü adamı. Bir de bu Wu avuç içi yumruğu atıyor ya. Helal olsun. Burada bir bakır kaynağı var. Bizim de ana olarak bu bakır kaynağını işlememiz lazım. O yüzden köyümüz bakır kaynağının etrafında şekillenmeli. İlk başta bir de daha ufaktan başlamamız lazım. Daha büyümemiz gerektikçe surları genişletiriz. Yoksa bize gereksiz bir maliyet, iş yükü olacak. Evet, base'imizin kabaca böyle olmasını düşünüyorum. Burada böyle iki tane binamız var. Bu binalardan bir tanesi depolamaya, diğeri de işte yataklara, yemek yerine, belki birkaç basit üretim tezgahına falan ayrılabilir. Burada tarlalarımız var. Çok da verimli bir yerde değiliz. O yüzden burada buğday ve kaktüs ekeceğiz. Tarlaların hemen arkasında hasatladığımız ürünleri depolayacağımız ve yemek hazırlayacağımız bir bina var. Önüne de bir kuyu attık. Arkada da iki tane ufak binamız var. Onlar da şu rüzgar tribünlerinden gelen enerjiyi depolamak için içinde jeneratörler olacak. O enerjiyi orada depolayacağız. Şu anda duvarlar bu kadar. Tabii ileride bu topladığımız madeni işlemek için yeni makineler atmamız gerekecek. Ekstra binalar atmamız gerekebilir. Onları buraya atarız. Baktık yetmiyor. Duvarları yıkar, biraz daha genişletiriz. Artık duruma göre bir şey sağlarız. Şimdi geldik en zor kısmı olan savunmaya. İki kapılı bir savunma sistemimiz var. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Düşman çok yoğun bir şekilde kapıya yüklendiğinde, mesela 40-50 kişi, bazıları şu demir deliklerden herhalde içeriye düşüyor. Kapının içine geçiyor yani. O yüzden de iki kapılı savunma gerekiyor. Bu savunmanın ilk kapısında taretleri dizeceğiz. Gelen düşmanı taretlerle bertaraf etmeye çalışacağız. Olur da içeriye girerseler, içeride bir taret daha olacak. İkinci kapıyı aşamadan onları da burada diğer taretlerle temizleyeceğiz. Şimdi buradaki taretlere ulaşılması için buradan bir rampa ile çıkılması gerekiyor. O yüzden buradan geçen düşman bizim buradaki taretlerdeki elemanlarımızı kesebilir. O yüzden dış taretlerde daha az eleman bırakıp içerideki taretlere daha çok yoğunlaşabiliriz. Buranın inşası biraz yorucu bir süreç olacak ve bittikten sonra da ekstra bir şeyler çıkar illaki, onları da bulmamız lazım. Ve bize bolca eleman lazım. Yani burada tarlada çalışacak eleman lazım. Yemek yapacak lazım. Kuyuda olacak lazım. Şu bakır madenini çıkaracak. O çıkardığını işleyip levhaya işleyip devreye falan dönüştürecek adamlara ihtiyacımız var. Şu duvarların çok yakınında bir demir madeni de var. O demir madeni için de duvarları genişletebiliriz. Oradan da demir plaka yapacağız çünkü. Ya daha base'i kurmadan bir aç haydut çetesi gelip de bizim kuracağımız binalara falan vurmaya başladı. Yani dört bir yanımız sarılmış resmen. Şu an tabii çok sinirlendik. Bu sefer acımadan çatıştır kesmeye başladık. Wu'nun şu tekme atması da çok komik ya. Hep de bir Wu saldırmaya gidiyor gibi geldi. Diğerleri birazcık salıyor sanki savaşı. Baksana yani, eleman yandan geçip gidiyor. Hiçbir şey yokmuş gibi. Sanki bizimkilerle tanışmıyormuş gibi davranıyor. VIP yandan gelip herife bir koydu var ya. Ya şimdi kimin bize salçı olacağı belli olmaz. Bir de bizimkiler inşaat işiyle falan uğraşıyorken saldırıyorlar, iyice kuduruyoruz. O yüzden yol istasyonuna gidiyorum, oradan bir paralı asker grubu falan bulayım da gelsinler bizi korusunlar. İnşaat çalışmaları devam ediyor. Ufak binalarımızı bitirdik. Çok fazla inşa malzemesi gerekiyor. Bir de tek seferde çok büyük bir inşaata giriştik. Yine bir haydut grubu geldi. Bu sefer tabii yanımızda tekno avcılar var. Tekno avcılar bu arada bayağı sağlam çarlar. Yani o kadar acımıyorlar ki. Elemanların şu an gram şansı yok.
İbadet günü diye bir şey de şu an benim üstümün yolundaymış. Herhalde bir hoş geldin kardeş deyip bir mekanın sahibi olduklarına falan iddia edecekler bakalım. Yani racon kesilecek racona bağlı. Belki de bu yanımdaki tekno avcı grubuyla onları keser. Bunlar kutsal imparatorluktanmış. Bir grup ekip şu an geliyorlar. Bunları tertemiz ekmek arasında yerim de neyse. Büyük ihtimal bunlar şu an bizi dost ya da düşman olarak görmüyordur. İleride tabii bunları keseceğim ama şu anda amacımız o değil. Şu an daha diplomatik davranmamız lazım. Ve yanlarındaki askerler de biraz güçlü duruyor. Bizimle konuşmaya çalışıyor. Dinleyelim bakalım neymiş karın ağrısı. Beni karşılamaya ucube bir yaratık mı geliyor? Burası kutsal topraklar. Burada sadece saf olan insanlar yaşayabilir. Senin gibilerin varlığı kirli narko gibilerin. Böyle olmaz, böyle hiç olmaz. Burada hoş görülmüyorsun, çıkarılacaksın. Yani insan olmadığımız için çok yoğun bir ırkçılığa maruz kaldık. Bu topraklardan çıkarılacağımız söylendi. Yani cesareti olan gelir kardeşim, elinizden gelenizi de ardınıza koymayın. Ben bunların eceli olacağım zaten. Evlerin inşası da bir bir bitiyor. Arada etraftan geçen haydutlar uğruyor. Dönüyoruz onlara bir tokatlıyoruz. Büyük bir toz haydutu grubu daha geldi. Yani vallahi yoğurdunuz paşam artık ya. Neyse bunları ben bir tekno avcılara salayım. Tekno avcılar zaten ortama girdi miydi bunları yok eder. Vallahi nasıl kesiyorlar ya. Bir gün biz de büyüyüp böyle olacağız. Afilli hareketlerle falan kesiyorlar. Adam yerden dönerek dönerek zıplayarak falan Beyblade gibi dövüşüyor adam. Sonunda base'imizin inşasını bitirdik. Sadece burada atılmayan birkaç tarla kaldı. Onun haricinde tamamlandı. İşte buralara kundaklı yaylar koyduk. Kapıdan geçenlere böyle pıt pıt vuracağız. Wu birazcık delirdi gibi bir şey oldu. Yani tutamıyorum çocuğu. Burada böyle dönüp durmaya başladı. Dozay tutu getirin bana falan diye bağırıyor. Base'in maalesef şu kısmında bir açıklık vardı. Oradan içeri dışarıda giriliyordu yani. Bunu engellemek için böyle ucube bir şey atmam gerekti. Köyümüze de ilk kez bir ticaret kervanı geldi. Artık bu dünya ticaret kapitalist sisteminde biz de varız. Hiçbir şey de satmıyorlar. Bizde var birkaç şey ama paraları da yokmuş. Yani takas usulü çalışalım bari. Üstümüzün kapılarını kapattık. Ben de şu an merkeze gidiyorum biriyle görüşmek için. Ekibin diğer üyeleri de bazı gereken malzemeleri almak için yol istasyonuna gidiyor. Çok çok sağlam bir kutsal imparatorluk birliği baskına geldi. Herhalde yılanın başını küçükken ezeceksin falan dediler. Tekno avcılarla olan sözleşmem de tam bitmişti. Şu anda yani yapacak hiçbir şey yok. Kundaklı yaylara oturdum bekliyorum. Şu an ne yaptıkları da belli değil bana. Bana bir şaşırtma taktiğim yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Aramızda kalmadık. Yıksalar bizi kendimizi toparlayacak bir durumumuz da yok yani. Allah herkese ateş emrini verdim. Artık ne olacaksa olsun. Kapıya saldırmaya başladılar zaten. Kapının canını azaltıyorlar. Ben de hemen koşuyorum kapıyı tamir etmeye çalışıyorum. Patır patır okları sıkıyoruz. Elemanları bir bir düşürüyorum. Kapıyı da tamir ediyorum. Kimse demiyor ki şu demirlerin arasından kılıcımı sokayım. Böyle yavaş yavaş oklaya oklaya bunları bitireceğim gibi duruyor. Özellikle şu arkada turuncu kıyafetli seçilmiş mübarekler diye bir şey var. Onları çok seri düşürdüm de diğerlerinin zırhı var. İyi yani yine şansımıza kapıya yüklenince bir buglanıp içeriye falan girmediler. Böyle bir şey olsaydı her şey çok ters gidebilirdi. Şu anda her şey gayet iyi. Hatta bunlardan şöyle değerli sattığımızda iyi para gelecek itemler de düşebilir. Bir para da kasabiliriz yani. Kapının canını böyle indirmeyi başarıyorlar. Ben de yavaştan onarıyorum. Öyle ortada gidiyoruz. Tabii bunlar şimdi burada kaybettiği zaman daha sonra daha büyük bir orduyla geliyorlar. Daha güçlü askerlerle. Yine kaybedince daha da büyük, daha da elit askerlerle geliyorlar. Yine kaybedince artık böyle generallerle falan gelmeye başlıyorlar. Böyle durumları savunabilmek için de bizim böyle sabit bir şekilde kundaklı yay kullanan elit bir ekibimizin olması lazım. Daha şurada 3-5 tane adam var, onlara denk getiremiyoruz bile. Şans eseri denk gelirsek saplanıyor ok. Son 2 kişi kaldı. Bu da var ya Boromir gibi ok yemiş bir sürü hala dövüşmeye devam ediyor ya. Bir de odaklanıyorlar ya kapıya. Başka hiçbir şey gözleri görmüyor. Son kaldın artık kral. İşte bu sonunda. Mağlup edildiler.
Böyle taksit taksit ben saldırmadan Kutsal İmparatorluğu bitiriyorum. Bunların da kılıçları biraz para ediyor. Kalan şeyler de hiç para etmiyor. Bütün bu kestiklerimizin kılıçlarını topladık. Şimdi onları satmaya gidiyoruz. Yani depolama çok önemli. Hemen bakır madeninin yanına bakır depoları kurdum. Evin içine de bir yapı malzemelerinin koyulduğu bir depo attım. Bir de genel depo var. Onun içine her şey atılıyor. Bu tarla binasına da tarladan hasat ettiğimiz şeyleri koyacağımız depoları koydum. Bir de yemek ocağı attım. Tabii bize çok daha fazla eleman lazım ki bir ekonomik döngüyü oluşturacak işleri çalıştırabilelim. Topladığımız şeyleri satıp paramızı 26K yaptık. Bu tabii yetersiz. Ama demek ki böyle base'e saldıranları arada kesip kesip bir ek gelir oluşturabileceğim yani. Şu merkezde aradığım bir eleman vardı, onu bulamadım. Belki Squeen dedir diye bir de oraya gideceğim. Squeen'e geldim, maalesef Squeen'de de yokmuş. Şimdi de Atmaga gidiyorum. Umarım orada bulurum. Ya elemanı bulmak için Atmaga gelmiştim. O zannettim, bir konuşayım dedim. O değilmiş, bir tane emekli tekno avcıymış var ya, bir kafa açtı. Anlattı da anlattı, anlattı da anlattı. Yok diyor, sana diyor çok değerli antik kitapları bulacağın yerlerin konumunu vereyim mi diyor. Abla dedim, bitti bitti, o günler bitti. Artık o antik kitaplar marketlerde satılıyor. Mod kurdum ben. Atmağın der köşesine baktım, yok. Burada bir demir madeni vardı. Onu da surları genişletip sınırlarımızın içine aldık. Biraz da demir kasacağız. Bizim evimize yakın bir üs var. Şimdi oraya geldim. Sonunda aradığım insanları buldum. Burası da onların üssü. Kolay gelsin. Sizin bazı insanları üslere yollamak için işe aldığınızı öğrendim. Evet. Bazıları için eleman buluyoruz. Peki bu işlem nasıl oluyor? Köleci misiniz yoksa size gönüllü mü başvuruyorlar? İşkur gibi bir şey misiniz? İnsanlar bazen başıboş kalırlar. Bazen amaçsız kalırlar. O zaman biz onları buluruz ve onlara bir amaç veririz. Çok tekin durmuyorsunuz. İnsanlara zarar verdiğiniz yok, değil mi? Kendin sorabilirsin. Kimseye zarar verdiğimiz yok. Ticaret gibi düşün ama canlı satıyoruz. Tamam, bana kovanlılar lazım. Ön ödeme almam gerekiyor. Güneyde bazı kovanlılar vardı. Onları getirebilirim ama işe aldığın her kovanlı için fazladan para alırım. Yani bu elemanları bulduğum iyi oldu. Çünkü köyüme katacak vatandaşları bulmakla uğraşmak istemiyordum. Bunlar benim için bulsun getirsin. Ha, etik yollardan mı getiriyorlar bilmiyorum ama sonuçta ben onları kurtaracağım. Onlardan sonra da robot almam lazım. Çünkü taretlerde birilerinin kalıcı olarak çalışması gerekiyor. Bizim elemanlardan birinin kolu koptuydu. Ona şöyle bir idarelik kol almak istiyorum. Ama pahalı da olmasın, yani işini görsün yeter. Paramın belli bir kısmını da tekno avcılara verdim. Köyümü korusunlar diye. Bu sana eleman bulurum diyen bana kovanlıları getirmişler. Bir tanesi de 5000 kete geliyor. Bazı mali durumlar yüzünden sadece 2 tanesini alabildik. Bir grup toz aydutu terbiyesizce kapımızda bize küfür etmeye başladı. Artık boş yapmaya kesip saldırmalarını bekliyorum. Daha gelirken yolda vurulmaya başladılar. Bunlardan düşen itemlere de ben bir satarım. Ya bu tarettekiler ne oldu? Bug'a mı girdiler? Ne yaptılar anlamadım. Sıkmıyorlar. Sadece giyip sıkıyor. Toz aydutlarını sonunda oklaya oklaya kestim ama bayağı bir süreç aldı. Çünkü bizimkiler taretin başında öyle bekliyorlar yani. Sıkmayı reddediyorlar. Grev mi var, ne var? Şimdi buradan çıkarttığımız demiri işlememiz lazım diyerek buraya bir tane demir rafinerisi kurduk. Hemen onun dibine de bir demir madenlerinin deposunu kurduk. Oradan demiri alıyoruz. Demir rafinerisinde demir levhaya dönüştürüyoruz. O levhaları da işte buraya depoluyoruz. Yani dümdüz demir çıkartıp satmak yerine o ham demiri işlemek daha iyi. Bazı araştırmalar var. Onları tamamladığımızda bu bakırı da çıkartıp onu da elektrik devresine dönüştüreceğiz. Üstümüzün önüne de bir market atarız ki buradan geçen tüccarlar da bir alışveriş falan yapsınlar diye. Topladığımız ürünleri sattık. Bir de bu yol istasyonunda bekleyen iki insan vardı. Onları da yanıma aldım. Çünkü insanlar çiftçilik konusunda daha iyi zannediyordum ama değilmiş. Yine de olsun. Yani bu insanlara bazı işte madenlerde, çiftçilikte, yemek pişirme işlerini verebilirim. Mesela Blend diye birini aldık. Onun savaşçılık becerileri bu arada iyi. Ama yine de onu savaşçı yapmayacağım. Çünkü bizim savaşçılarımız sadece kovanlılardan oluşacak. Artık çiftçilik yapmaya başladık. Madenlerimiz de çalışıyor. Bize sadece biraz daha eleman lazım. Yani şu yemek döngüsünü oturtup herkesi doyurduğumuzda ve üretimi tamamladığımızda tam bir base haline gelecek burası. Şu anda zor bir durumdayız. Çünkü bu sefer kapımıza paladinler gelmiş. Bunlar Kutsal İmparatorluğun biraz daha güçlü çarları. Yani hiç de beklemiyordum bu saldırıyı. Hiç haber de etmediler. Arka taraftan da destek kuvvet mi getirdiniz? Yolluyorlar. Hayır, bizimkiler şu taretleri kullanmıyor. Neden kullanmadıklarını anlamadım. Dolduruluyor falan diyor ama doldurmuyorlar. Okçumuz giyip bile şu an kullanmayı reddediyor. Ne oluyor size? Ufak bir çık gir yaparak durumu düzelttim. Dövmüş mü değil mi grev yapanları? Şimdi herkes patır patır sıkabiliyor.
Şimdi de bizimkilerin üzerinde isimleri yer alıyordu, onlar yok oldu. Paladinlerden acaba çok değerli, iyi para edecek itemler düşüyor mu ya? Olursa çok iyi olur. Daha da çok bekleyen varsa gelsin. Ne kadar çok paladin, o kadar kar. Çok güzel, bir bir eksiliyorlar. Her gün birinizi, bir gün hepinizi. Bu da kafadan bayağı darbe almış. Artık yıkıl be, he? Yolda bulduğum bir tane robot vardı, onu işe aldım ve getirip taretlerin başına koydum. İşte amacım da tam olarak bu. Çünkü bu robotlar acıkmıyor, uyumuyor, canları daha çok. Bunu buraya koydum mu sonsuza kadar burada durur bu. Artık toz aydutları vallahi yordu ya, yine gelmiştir. Neyse böyle arada gelsinler de bizimkiler taret yeteneği gelişir bari. Base'deki bazı işleri devam ettirmek için bir insan kiralıyordum, onlar gelmişler. Biraz ırkçılık gibi böyle onları ayak işlerinde çalıştırıyorum ama değil. 4 kişiyi daha işe aldık, onlara da bir iş dağılımı yapacağım. Böyle mevzular bir hızlanmaya başladı. Bizimkiler buğdayları, kaktüsleri falan toplamaya başlamış. Çok iyi. Burada Necip var. Necip sadece yemek işlerine bakacak. Su ve kaktüsten üretilen bir yemek var. O ikisini koyuyor. Çiğneme çubuğu diye bir yemek yapıyor. İkide bir yemek almaya gitmek zorunda kalmayız. Besin değeri çok iyi değil ama şimdilik idare edeceğiz. Daha sonra Şimanski, hiç yazılışına bakasım gelmedi. Burada buğdayları una dönüştürecek. Icardi de o buğdayları suyla beraber fırında pişirip ekmeğe dönüştürecek. Bir de Emenike var. Emenike de bakırı elektronik devreye dönüştürecek. Yani şu anda bir döngüye girmeye başladık. Hem ekonomik olarak hem de tarlada bazı şeyleri hasatlayıp onları yemeğe dönüştürüyoruz. Tabii bir zaman lazım bize, bu kadar insana yetiyor mu yetmiyor mu anlamamız için. Fırında ekmekler pişiyor. Buğday yeterli olmayabilir. Daha fazla buğday tarlası açabiliriz. Tarlada çalışanların tabii bir çiftçiliği gelişecek. Sonra daha yağlı gelecek, bazen boşa vuruyorlar. Evimden biraz uzağa, çöl gibi bir yere geldim. Çünkü bana taşıma yapacak hayvan lazım. Onlar da burada satılıyor. Garru diye bir hayvan var. Bunlar yük hayvanları. Yani artık bir şey satacağım zaman böyle 5-6 kişinin çantasını yükleyip gitmek istemiyorum. Bir tane yük hayvanı alayım, onu yükleyeyim. 2 tane Garru aldım. İsimlerini de Jip koydum. Burada harbiden güzel isim. Yine bir toz aydutu grubu geldi. Artık bunlar bizim için önemsiz. Çok seri bir şekilde yok ettim. Garru'yu aldıktan sonra şu çantasını almayı unutmuşum. Yük taşıdıkları şey var ya, onu almaya geldim. Bir tane toz aydutuyla Vip karşılaştı. Merak ettim şimdi 1v1'de ne olacak diye. Garrular da bir ufaktan destek veriyor gibi. Ha, bir tane daha varmış. Veep şimdi ona gitti. Zor ya. Veep bunları rahat keser. Geliyor Garrum'a vuruyor bak. Arkada bir de okçuları varmış. Veep abimin korkusu yok ya. Var Batman gibi bir şey ya. Veep hadi kes de şunu, ne oyaladın bizi. Helal. Sonunda sipariş ettiğimiz robotlar geldi. Yani sipariş deyince de bir garip oluyor ama. Tanesi 10.000'e geliyor. Bunları çağırma bedeli de 20.000'di yani. İçim gitti yani, tanesine 10.000 verince de savunma güvenliği için bunlar lazım. Artık 5 tane robotumuz sabit şekilde taretlerde oturuyor. Yani gözümüz arkada kalmayacak. Haydutlar yolda VIP'i tek düşürdüler. Garrularla ticarete gidiyordu. Artık bakalım ne kadar dayanacak. Sayılar da aşırı çok ama... Reizimin heybeti de maşallah var yani. Bizim garruları yatırdılar. Biyip de hafiften darbe almaya başladı. Ama arkadan bizimkiler desteğe geldi, hadi bakayım. Ama Veep var ya, hepsini tek başına tutuyor yani. Sen harbi havalı birisin. Vuracak fırsatı elde edemedi de. Bak bak nasıl savunuyor. Ben de VIP hayranı çıktım ha. Aha bak işte üçünü aynen ben. VIP hakkındaki tek konuşmam sadece onu övmek üzerine. Başka onun hakkında hiçbir konuşmam yok. Gözümün önünde biri uçtu gitti. Daha yeni bir toz aydıtı grubunu tokatladıydım. Şimdi bu kara ninja genin midir nedir, o gelmiş. Bak çok fazla yüklendiği için bir tanesi içeriye düştü. Tabii içeri girdiğine pişman olmuştur da. VIP'e baksana abi, adam sırtında garruyla dövüşüyor ya. Öyle bir karizma. Kapıya yığılanlar şu an tokatlanıyor.
Yeni 4 üyemiz de aramıza katıldı. Alex, Bobo, Muslera ve Kejman. Baze'i tamamen hazır hale getirmek için bir robot takviyesi de yapmaya karar verdim. Artık tamamen bir şeyler oldu, bir döngüye girdik diyebiliriz. Taretlerde çalışacak tam 7 tane robotumuz var. Buradan asla ayrılmayacaklar. Demir madeninde çalışan işçilerimiz var. O madenden gelen demir plakaya dönüştürülüyor. Bakır madeninde çalışanlar var. Onlar da elektrik devresine dönüştürülüyor. Tarlalarımız var. Tarladan çıkan kaktüsler yemeğe. Buğdaylarsa fırınlanıp ekmeğe dönüşüyor. Kuyumuz suyu otomatik topluyor. Ve biz, yani ölüm ekibinin önünde artık bir engel kalmadı. Yeniden maceralara atılabileceğiz. Tabii düşman iyice sayıyı arttırarak gelecek. Kapıyı buglayıp içeri girecekler. Onun için bir birlik kurmamız gerekir tabii. Ama bu ekibi büyük yaratıklarla dövüşmeye, çok değerli olan bazı alet edevat ve antik kitaplara ulaşmak için gizli laboratuvarlara falan yollayabileceğim. Buraya bir de çok çok büyük bir bina inşa etmek istiyorum. O binanın içine acayip böyle talim alanları, spor odaları falan atacağım. Sonra böcek kardeşlerimizi toplayıp onları orada eğitip bir ordu kuracağız. Yani Baze'i inşa etmek harbiden yorucuydu. Ama şu an temel halini aldı ve bundan sonrası bizim için kolay. O zaman artık amacımız dünyadaki maceralara atılmak. O sırada da köyümüzde güçlü bir ordu kurmak. Bazı önemli karakterler varmış. Gidip onları kurtarabiliriz. Ordumuz için de demircilik ve zırhçılık yapabiliriz. Hepsine güzel silahlar, kılıçlar vermek için. Hem köyümüzü, hem kendimizi, hem de ordumuzu geliştireceğiz. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşürüz. İnşallah bu video atıldığında düzenli yayınlara da başlamışımdır. Akşam saat 8.30-9 gibi kanalda yayın da olur. Instagram'dan da story atarım. Açıklamada Insta linki de var. Takip ederseniz de sevinirim.